Türkiye tarafındaki sınırdaki hareketlilik sürüyor Suriye sınırında. Bugün Hatay'ın Reyhanlı ilçesine füze rampaları yerleştirildi. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Kıvrıkoğlu da sınırda birlikleri denetledi. Türkiye'nin dostluğu ne kadar değerliyse herkes bilsin ki Türkiye'nin gazabı da o kadar şiddetlidir, o kadar kahredicidir. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın angajman değişti. Yaklaşan her askeri unsur tehdittir açıklamasının ardından sınır illerindeki hareketlilik sürüyor. Farklı illerden sınır boyundaki birliklere askeri araç ve personel takviyesi yapılırken İskenderun 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'ndan getirilen füze rampaları Reyhanlı ilçesindeki 3. Piyade Hudut Birliği'ne konuşlandırıldı. Teyakkuz halindeki hudut birliğinde sürekli çalışır vaziyette Stinger füze atabilen zırhlı personel taşıyıcı da yer alıyor. Muhtemel bir sınır ihlali ya da tehdit unsuruna karşı çalışma devam ederken Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hayri Kıvrıkoğlu ve 2. Ordu Komutanı Orgeneral Servet Yörük de Siirt'te incelemelerde bulundu. Komutanlar Merkez ve Eruh ilçesindeki 3. Tugay Komutanlığı'na bağlı askeri birlikleri denetledi. Türk tarafında bu hareketlilik sürerken Suriye'den de tankların hareket halinde olduğu iddia edildi. Suriyeli muhalif grupların iddiasına göre Şam yönetimi Suriye ordusuna ait 170 tankı Halep'in kuzeyindeki Musamiye köyüne konuşlandırdı. 170 tankın sınıra 30 kilometre uzaklıktaki Musamiye köyüne konuşlandırılması için Türkiye'ye yanıt vermekten çok rejimin civarda muhaliflere karşı yeni bir operasyon başlatacağı yönünde iddialar da var.